MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin anayasa teklifini kamuoyuna açıkladı. Gözler şimdi AK Parti'nin teklifinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan Anayasa Bilim Kurulu çalışmalarında son aşamaya gelindi. Kurulun Erdoğan'a bu ay sonuna kadar bir sunum yapması bekleniyor. Peki taslağın detaylarında neler var? Kıvanç Elin haberinde görelim. Yeni anayasa Ankara'nın en önemli gündem başlıklarından biri oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasa teklifini açıklarken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye çevrildi. CNN Türk'ün edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan yeni Anayasa Bilim Kurulu çalışmalarında son aşamaya geldi. Ağırlıklı akademisyenlerin yer aldığı AK Parti'den bazı isimlerin de katıldığı toplantılar sonucunda bilim kurulu da teklifini bayram sonrası Erdoğan'a sunmayı hedefliyor. Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz. Peki Erdoğan'a sunulacak taslağın detayları neler? Edinilen bilgiye göre taslak yaklaşık 120 maddeden oluşuyor. Taslak çalışma, başlangıç, 10 maddeden oluşan temel esaslar, yaklaşık 40 maddenin yer aldığı insan hakları bölümüyle yasama, yürütme, yargı ve diğer hükümlerden oluşuyor. Oluşturulan bilim kurulunun taslağında ilk 4 madde korunuyor. Ayrıca anayasal kurumlarla ilgili değişiklik de öngörülmüyor. Anayasa Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, YÖK gibi kuruluşlarda temel değişiklikler yapılmayacak. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvurunun geliştirilmesi, yeni birimler kurulması gibi eklemeler yer alırken kurum korundu. MHP'nin de gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı ve iki başkan yardımcısının seçimi konusuysa AK Parti'nin taslağında yer almıyor. Ancak kurmaylar, başkan yardımcısının seçimle gelmesi konusu liderlerin karara bağlayacağı bir konudur, bu konuşulur değerlendirmesi yapıyor. 120 maddeden oluşan Anayasa Bilim Kurulu'nun taslağının bayram sonunda Erdoğan'a sunulurken, Türkiye'ye 150 sene yeterli olacak, geleceğe taşıyacak anayasa vizyonuyla sunulacağı da öğrenildi. Taslak Erdoğan'a sunulduktan sonra önce AK Parti kurullarında ele alınacağı, ardından da MHP ile görüşüleceği kaydedildi. MHP ile AK Parti'nin tekliflerinin ortak ele alınması için bir komisyon kurulması da gündeme gelebilecek.